Merhaba, selamun aleyküm, her dilden hello, how are you? Öyle işte, bakın, çok güzel. Bugün hava böyle. Sabahtan bir saat önce öyle bir güneş vardı ki ortalık yanıyordu. Gelemedim tarlaya. Ondan sonra baktım hafiften bir çiseliyor, koştura geldim, birazcık yağdı. Şu an yağmıyor işte, hava serin ama güzel. Dedim şeyler yapayım bakın. Bakın gördüğünüz gibi, bakın arkadaşlar, şuradan aşağı, en aşağıda patateslerim var. Oradan yukarıya nohutlarım var. Şu arada gülünenler, şu çiçek gibi görünüyorlar ya, sarı. Şunların hepsi havuç. Havuç tohumu ayırdım onları. Orada çekmiştim, şurada bir havuç tarlam vardı. Yine öyle dökülmüş de olmuştu yani. Ben bir tane diktim onu oraya. Arttı gitti. Oradan yukarı mısırlarım var. Şurada baklalarım var. Hemen kenarda bezelyem var. Şurada çiçit mısırlarım var. Dünkü videomda da söylemiştim. Bak görüyor musunuz? Onları böyle yağmurlu havada, biraz gidelim aşağıya. Onları yağmurlu havada ekmiştim de. Demiştim ki yağmurlu hava diyorum. Pardon, çok soğuktu hava, yani kıştı. Öyle hani ziyan olmasınlar diye attım onları. Olacaklarını da düşünmedim ama bak görüyor musunuz arkadaşlar? Keşke mısır ekseydim, eksem. Bu kadar olacaktı. Bunları da sonradan ektim. Asiye Yasan diye arkadaş bir tane. Belediye otobüsünde tanıştık onunla arkadaşlar. Dedim ona ki işte ben YouTuber'ım, olmaya çalışıyorum. Tonton anneanne. Kanalıma abone olursa memnun olurum dedim kadına. Kadın sonra şu Esrioğlu'da bizim şey var orada. Ortam Fındık Fabrikası. Orada inerken dedi bana kadın ki numaranı verir misin bana? Verdim onu, öyle tanıştık onunla. İyi oldu. O da zaten yabancı diye çıkmadı. Maçka'dan yukarı Coşan Dere var. Orada oturuyormuş. Orada benim dayımın kızı var. Meryem abla, eşi Bekir abi. Onları tanıyor. Öyle işte, insanlar hep birbirine ekli yani. İşte tekrar devam edelim. Bakın. Burada dün soğan diktim. Şuradakiler tohumladı. Şurada görüyorsunuz bak. Tohumladılar. Yenisini diktim. Şurada marullarım var. Evet, şurada ceviz ağacım var. Bir tane de şurada var. Bakın ceviz ağacı. Bir tane lahanam var. Gelin bakın. Şunlar şey. Geçen videomda da aklıma bir türlü gelmedi. Kavun kavun. Bakın bunlar kavunun çivitlerini toplamıştım arkadaşlar. Biriktirmiştim onları. Mısırları atarken baktım ki kavun da var. Onları da attım. Bakın mısırlar da büyüdü. Kavunlar da çok güzel. Gök gürlüyor. Görüyor musunuz? Yine yağacak. Evet. Buradan böyle işte, yine orada da bir ceviz ağacım var. Şurada bakın fasulyelerim var. Çubuğa sarıldı. Orada da patateslerim var. Bezelyelerim vardı. Kopardım. Öyle işte arkadaşlar. Bende yok yok. Bakın şuradakiler roka tohumu. Kurudular. Koparacağım. Gelin böyle gidelim. Bakın bunlardan maydanoz tohumları. Bunlar daha olmadılar, kuruyacaklar işte. Bakın ne kadar çok var. Ben bunları tohum için değil de ekmiştim onları satarım diye. Gelip alamadım. Gördüğünüz gibi bir sürü tohum oldu. Olsun, tohumunu satarım. İşte böyle gidelim. Bakın arkadaşlar, içinde de taş var. Taşını da topluyorum, uğraşıyorum yani. Burayı dün ektim. Evet, böyle gidelim. Bak, bir tane mısır kapatalım onu. Bunları hemen güvercinler toplayıp yiyorlar. Eskiden bir şey olmazdı yani. Olurdular ama şimdi güvercinler topluyorlar onları. İşte burada da yine taş topladım. Bakın. Hanıftalarıma bakın, hanıftalarıma. Maşallah. Kendiliğinden oldular. Etrafını böyle belledim ki onları bıraktım. Açılsınlar buraya doğru. Böyle. Evet. Burada lahanam var, tohumlamış. Evet. Bakın burada bir tane fındık ağacım var. Bu da büyüyor. Evet. İşte burada daha mısır ekiyorum. Burası böyle. Otu koparıyordum dedim. Otu koparırken video çekeyim bir tane. Bakarsın yağmur yağar, kaçarım. Evet, taşlar, büyük taşlar böyle atıyorum yana doğru. Küçükleri biriktirip onları
bir yere toplayıp atıyorum. Hepsini bir seferde atamıyorum. Öyle işte arkadaşlar. Bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur. Bak aha, yukarısı böyle. Bak burası yine videolarımda var. Burası şu yukarıya kadar bizimdir. 8 dönüm böcek fındık kurdu var, böcek. Onu benzeye çektim, defalarca çektim, attım. Bilmiyorum gördünüz mü? O kurdun yüzünden işte bu fındığı söktük biz. Önce fındık kurt oluyor, sonra yiye çıkıyor, böcek oluyor. Böcek tekrar çoğalıyor. Öyle öyle işte fındıklarımızı devlet söktürdü bize, ama yani bir faydası yok. Aldık biraz para ama ne olacak, avukata yerler hep boş kaldı işte. Şurada 8 dönüm yer var. Ben şu kadarını zorlan yapamadım ha, şu kadarcık yani. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yapılmış, ne güzel görünüyor. Çok bunalıyorum. Geliyorum buraya, hava sıcak. Topla, hangi işi yapayım? Taş topla, ot kopar. Bak şurayı belleyemedim. Şu cevizin yanına kadar burasını yapmıştım yani. Yetiştirip belleyemedim onu diye, görüyor musunuz? Hep ot kaptı. Bunları görüp darlanıyorum. Diyorum ki bırakıp gideyim, ama şöyle de şunlara da baktığım zaman arkadaşlar gözüm gönlüm açılıyor. Olsun, yapayım diyorum yani. Tesellim oluyor. Bakın şurada da kabaklarım var. Bayağı büyümüşler maşallah. Öyle işte bak, bu otları böyle tek tek temizleyeceğim. Tek tek koparacağım bunları ben. Zamanında belleyemedim. Kışın belleseydim bu otlar kalkmayacaktı. Yetiştiremedim. Hangi birini yapayım, ne yapayım? Öyle işte. Böyle otları koparacağım. Bakın burada da bir tane fındık ağacım var. Şöyle küçücüktü bakın. Arkadaşlar şöyle küçüktü. Islattım onu. Hizmet ettim ona. Görüyorsunuz mu? Kocaman ağaç oldu. Bakalım var mı onda fındık. Yerim senin balını. Ha, var. Bakın. Gördünüz mü? Maşallah maşallah. Ya yerim senin fındığını. Yerim senin balını. İşte arkadaşlar, insan böyle yaptığının gördüğümü meyvasını çok hoşuna gidiyor. Seviniyorum yani. Yaptığımda mutlu oluyorum, ama gelip gördün mü ki yaptığımda olmadı, bırakıp kaçasım geliyor. Evet, burada da bir tane ceviz ağacı. İşte böyle arkadaşlar, böyle temizliyorum bu otları böyle. Evet, bakın şu ceviz ağacım da küçüktü. Hizmet ettim ona, böyle dibine su döktüm. Böyle biçtiğim otları dibine koyuyorum ki serinlik versin, gölge yapsın. Dibinde gölgeleniyorum. O kadar sıcaklar vardı ki dün öyle, bu sabah öyle, hep bunun sıcağın şeyinde, gölgesinde serinlendim. Yani diyorum ki benim için bir servet, büyük bir nimet. İşte bunları da böyle temizleyeceğim arkadaşlar. İşim çok bak. Zamanında belleseydim ama böyle sıkıntı olmayacaktı, ama yapılacak bir şey yok işte. İşte böyle. Yattığımı böyle temiz oluyor işte. Ne yaparsın da olmaz. Bunlar da bunun gibi serinlik olsun. Gibi olsun. Neyse arkadaşlar. Bakın şu güzelim doğayla, şu güzelim bahçemle size hoşça kalın diyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, reklamları da atlamayın. Reklamlardan kazanıyorum. Reklamları atlamadan izlerseniz memnun olurum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.